Eşyada esma görünür, esmadan da musamma görünür. Arife bu. Arife. Eşyada esma görünür. Arif olan kişi esmayı gördü mü, kadınsa onun dişi olduğunu bilir. Şeyse, oğlansa ona er olduğunu bilir. Misal yani. Anlatabildim mi? Bu esma ona bilgi olarak bilen arif böyledir. Ama bir de gören arif vardır. Mesela bir kadın erliğini bulmuş. Erliğini bulmuşsa şekile kadın ama irfanet ve kemal artıyla erliğini bulmuş, ruh sahibi. Ama gören arif bilir. Bilen arif onun şekline bakar. Gören arif ise onun her iki tarafını görür. Şimdi arife eşyada esma görünür, esmadan da musamma görünür. Şimdi bunu gördüm. Musamma açığa çıkması, Cenab-ı Hakk'ın o mazardan yüzünü şer etmesi, açığa çıkmasıdır. Anlatabildim mi? Açığa çıktı, musammadır. Ona biz ne diyoruz? Dünya ve ukbadan geçer, vakti dilakanlar açar, servis alından geçer. Didat diyoruz. Sevgilinin yüzü. Yüz. İşte ondan da Mevla görünür. Mevla'nın görünmesi ise onun kemalatıyla orada görüntünün ötesinde onun kemalatını da bilmeye denir. Güzel görmek. Tabii. Bu. Eniyet ne efendim? Benlik. Nübüvvet? Nübüvvet irşatçılık. Yani nübüvvette hem vahdet vardır hem kesret vardır. Yani hem burada velayet vardır hem nübüvvet. Nübüvvet kesret de zaten şeydir. Tek sıfatlar alemi değildir nübüvvet. Aynı zamanda onun ruh aleminde vardır. Ruhun tecellileriyle sıfattan kemalatıyla açığa çıkışına nübüvvet denir. İnsan vücudunda. Mürşid kişilerde de peygamberlerde de nübüvvet irşatla görevlenen kişiler. Başkalarını irşat eden kişilere nübüvvet denir. Çünkü onun Cenab-ı Hakk'ın onda zatı tecelli etmemiş olsa o başkalarını irşat edemez. Ama insan vücudunda ise kendi olan gönlündeki o birlik zevkiyle sıfatların zevkinin şeysi irşat yönüdür. Onu da kelam sıfatı tecellisini gösterir. İrşat eder. Mesela Musa'da kelam sıfatı vardı. Harun'da kelam sıfatı yoktu. Samiri ile olan Tur Sina'ya gittiği zaman, onu yerine bıraktığı zaman ne yaptı? Sapıttırdı bütün kavmini. Geldiği zaman dedi ki, ya anamın oğlu sen ne yaptın diye sarstı böyle. Ayet-i Kerime'deki ben senin ümmetine fitnelik verdim sözünü Allah'tanmış demek ki fitneliktir demez suretiyle lahvalar yere düşmüştü, onları toparladı. Ondan sonra eline bıraktı. Dikkat ederseniz, neden yaptım bunu dediğinde dedi ki beni dinleyen olmadı ki. Ben dedi senin ümmetini, Musa'nın ümmeti vardı. Ümmetini ben dedi çok frenledim ama Samiri tatlı tatlı sözleriyle buzağı büyütmesiyle hepsi ona gitti. Ya etrafımızda kimse kalmadı dedi. Dikkat ederseniz irşadı olmayan Harun yani senin vahdet yönün irşad edemez. İrşad edemediği için de onun etrafında ümmet olmaz. Ama sendeki olan irfanet ve kemalat sahibi olan o kalp sahibi Musa, kalpteki tecellilerle, kalpteki zuhuratlarla, ilhamlarla etrafındaki bütün kavimleri tutabilir. İster vücudundaki olan gözünün yönlendirilmesi, kulağının yönlendirilmesi, dilinin yönlendirilmesi, isterse afaktaki olan başka insanların da yönlendirilmesini kalbi tecellilerle yönlendirir. Bak, kalbin tecellileriyle bu toplum yönleniyor afakta. Enfusta da kişinin kendisindeki olan kalbe gelen, yani gönle gelen tecellilerle ne yapar? Göz harama bakmayacak. Baktırmaz. İstediği gibi sevk eder. Kulak gıybet dinlemeyecek. İstediği gibi sevk eder. Etmez mi? Aynen bunun gibi işte. Efendim, peki risaletle fark var mı nübüvvetle? Risalet, efendim? Risalet nedir peki efendim? Fark var mı nebilikten, nübüvvetten? Şimdi, Pir Hazretleri diyor ki, Hasan Hüseyin Efendilerimiz hakkında, Mısır Niyazi Hazretleri, bir risale yazmış.
Risalesinde onlara peygamber demiş. Peygamber kelimesi farsça bir kelimedir. Resul'e de peygamber deriz biz. Nebiye de peygamber deriz biz. Mürsel'e de peygamber deriz. Ona binaen onların hakkında peygamberdir diye bir ilahi yazmış. Zamanın ikinci muradı mı, dördüncü muradı mı ne? Şikayet etmişler bunu. O zamanın tarikat erbabının müşrikleri. Böyle şey olur mu? Hazreti Muhammed de peygamberlik son buldu. Hasan Hüseyin Efendilerimiz, onun torunu, onlar peygamber değillerdir demek suretiyle şikayet etmişler. O padişah da Pir Hazretlerine demiş ki, nokta hocası diye çok şan yapmış, çok üstün ilmi irfaneti var. O ona yapınca demiş ki, böyle böyle bir risale geldi, biz bunu toplattık. Niçin toplattınız efendim? Bu risale Hasan Reisin Efendilerimizin peygamberliği hakkında karar verir. Aşırı bir sevgisinden mütevellit. Mısır Niyazi Hazretleri öylece bir ifade kullanmış. Onun için toplattı. Bunu bir incele, bana hakikaten öğren. Ben bunun tam vakıf değilim bu meseleye demiş. Pir Hazretleri bakıyor, Hasan Hüseyin Efendilerime bize fazla aşkından, sevgisinden mütevellit, ona risalet yönüyle değil, teşhisi yönüyle peygamber demiş. Padişah diyor ki, padişahım, peygamberlik iki nevidir. Tebligat yönüyle. Birisi risalettir, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biri de irşat yönü olan teşriye yönü vardır. Evliyalar da bu peygamberlik devam eder demiş. Onun için risaleleri toplatmanıza gerek yok. Dağıtın efendim onu demiş. Madem benden fetva istiyorsanız demiş. Çok alim adammış tabii Pir Hazretleri de. Ondan sonra da o padişah o risaleleri dağıtmış. Toplattığı risaleleri dağıtmış. Biz de bu vakadan şunu anlıyoruz. Peygamberlik iki nevidir. Peygamberlikten gaye nedir? Ümmet-i Muhammed'e Cenab-ı Allah'ın emirlerini bildirmektir. Biz burada parti konuşuyor muyuz? Ahmet'in, Mehmet'in bağını bahçesini konuşuyor muyuz? Konuştuğumuz şey ne? Allah'ın ayetleri ve Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden başka bir şey var mı? Yok. Demek ki günümüzün el ülemayı ve Resul enbiyaları bile peygamberdir. Demektir bu. Yani peygamberlik iki nevidir. Bir, Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiş ve zahire çıkmış olan risalet peygamberliğidir. Hazreti Muhammed de o son bulmuştur demiş birimiz. Ama bir de teşri peygamberlik vardır ki bir evliyadan sonra ikinci bir evliya, ondan sonra daha evliyalar ta sonsuza kadar devam edecektir. Gördünüz mü? Yani peygamberlikteki kasıt budur. Risalet peygamberliği, bir de teşri peygamberlik. Teşri peygamberlik günümüzdeki evliyalardır. Ama risalet peygamberliği ise Hazreti Muhammed'de son bulmuştur. Anlaşıldı. Onun için nübüvvet sahipleri peygamberdir. Ama bu peygamberler teşri peygamberlik de olur, risalet peygamber de olur. Bunu da antiparantez öğrenmiş olur.